Divanımız var. Çocuklar için yatak var. Kendimiz için yatak odası yapmışlar. Banyosu, mutfağı. Hepsi içerisinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki Gaziantep'in Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Emlak Konut ve AFAD eliyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler, prefabrik evler ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal donatıların kurulmasıyla birlikte hayat yeniden normale dönmeye başladı. Bakan kurum paylaşımında 214 prefabrik evin daha depremzede vatandaşlara teslim edildiğini ifade ederek, kalıcı konutlarımızı inşa edene kadar vatandaşlarımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu. Tüm ekiplerimiz de gece gündüz çalışıyoruz. Nurdağ ve İslahiye'de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik dedi. Halısından havlusuna, tenceresine, tavasına her şeyini düşünmüştük. Bu durumda en çok etkilenen kişiler de çocuklardı. Bizi düşündükleri kadar çocukları da düşünmüşler. Bu kadarını tahmin etmedik. Allah razı olsun yani her şey. Dört dörtlük yapmışlar. Bölgede kurulan geçici yaşam alanlarına taşınan depremzedeler, günlük yaşamda ihtiyaç duydukları birçok eşya ve araç gerece ulaşabiliyor. Geçici yaşam evlerinde yastık, yorgan, yatak, halı, koltuk, mutfak eşyası, kişisel bakım eşyaları gibi ürünler yer alıyor. Geçici yaşam alanlarında vatandaşlar ve çocuklar için sosyal donatı alanları da kuruldu. Alanlarda kadın ve erkek kuaförleri, giyim ve gıda alışverişlerini yapabilecekleri sosyal marketler, halk eğitim kursları, hayvan tedavi ve kurtarma merkezi, engelsiz yaşam ve uygulama merkezi, çocukların eğitimlerinin aksamaması için anaokulu, ilkokul, ortaokulun yanı sıra depremin olumsuz etkilerinin azaltılması adına psikososyal destek birimleri yer alıyor. Gelin buraya oturun diyeceği aklımıza gelmedi. Hayal bile edemiyordum. Bizi yalnız bırakmadılar. Sıcak bir yuvamız oldu. Ancak bu kadar olabilir bir kısa sürede. Devletimizden Allah razı olsun.